Merhaba, saatler 14, piyasa hattı başlıyor. Artık haftanın 4. işlem günündeyiz. Haftanın başında, özellikle küresel tarafta iştahla başlayan haftada, haftanın sonuna doğru yaklaşırken artık hem içeride hem dışarıda kar satışlarının geldiğini ve iştahın azaldığını görüyoruz. Buna tabii küresel tarafta sebep olan kısım faizlerin yükselmesi endişesi. İçeri tarafta ise biraz daha bankacılık endeksinin hız kesmesi olarak adlandırabiliriz durumu, değil mi? Şöyle hızlıca bir fiyatlara göz atalım. BIST 100 şu anda realizasyonla devam ediyor. 10.454 puanda, artık 10.500'ün de altına sarkmış durumda. Binde 2,5'luk bir düşüş var ama endeksin güç kaybettiğini söylemek mümkün. Dolar TL cephesi ise 32.30'dan geçiyor işlemler. Hafif bir yükseliş söz konusu o tarafta. Euro TL 35'in üzerinde artık, binde 4'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Euro dolar paritesi ise artık 1.0816'da, haftanın başında 1.09'lara yaklaşmıştı, ancak bugünkü görünüm hafif yukarıda olsa da hareket olarak 1.08'e yaklaştığını söylemek mümkün. Bu arada son dakika geldi, hemen onu da özetleyeyim size. PPK özetinde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir diyor. Bu aslında geçtiğimiz PPK'dan hareketle bir toplantının devamı niteliğinde bir açıklama olduğunu da söylemek mümkün, değil mi? Buradan integrale gidelim. Seda Yalçınkaya bizi bekliyor. Seda merhaba. Ben bugün böyle girişi kısa tuttum. Sen bize çünkü oldukça uzun ve detaylı şekilde anlatıyorsun. Senden dinlemek isteriz. Notlarında neler var? Burcu, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben de senin yorumlarını merak ediyorum. Şöyle ki, aslında Borsa İstanbul'da geri çekilme devam ediyor. Geçen hafta PPK kararından sonra alınan piyasa mekanizmasını sıkılaştırıcı eylemlerden sonra aşağı yönde geri çekilme oldukça belirginleşmeye başladı. Bununla birlikte geçen hafta bildiğin üzere Yapı Kredi haberi bir miktar hareketliliği hız kazandırmıştı. 11 bin seviyesinin üzerine doğru rekorlar hacimle birlikte gelmişti. Bankacılık endeksinde geçen hafta %12'lik bir hareket, bir dalga hareketi olmasına karşın haftayı %4.8'e kapatmıştı. Şimdi bunun bir miktar hafif hafif sönümlendiğini görüyoruz ama bankacılık endeksini ve halen daha holdinglere karşı olan ilgi devam ediyor. Buraya doğru girişin devam edebileceğini, yabancı yatırımcının geldiğinde buraya ikramet edebileceği algısı henüz bozulmuş değil. Dolayısıyla bankacılık endeksinde ve holdinglerde oluşabilecek geri çekilmede yukarı yönde tepkilerin oluşabileceğini önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bu da endeksi bir miktar aslında güçlü kılabilir ama şu anda hani çok basit bir ifadeyle teknik anlamda 104.000 seviyesi önemli bizim için. Kısa vadeli teknik görünümde 104.000 seviyesi üzerinde satışların karşılanmakta zorlanması halinde düzeltme boyunun, çünkü biz bu geri çekilmeyi düzeltme olarak algılıyoruz. Düzeltme boyunun biraz daha fazla olabileceğini düşüneceğiz ve genel olarak da 10.000'e doğru yavaş yavaş kademeli olarak bir geri çekilme olabileceğini düşüneceğiz. Temel anlamda zaten aslında geçen hafta bu dalga boyunu hareketlendiren haberler olmasaydı belki de zaten bu kadar hızlı bir yükseliş ardından bu kadar da kar realizasyonunu görmüyor olabilirdik. O nedenle şu anda temel anlamda çok büyük bir hikaye desteğinin olmaması, genel bakış bizim için olumlu, algılamalar halen daha pozitif. O zaten büyük resimde ana yön yukarı olmaya devam ediyor. 11 seviyesi üzerindeki hareketin devamlılığını sağlıyor ama kısa vadeli yukarı yönde yükselişte yeni rekorları destekleyebilecek şu anda ekstra bir haber akışının olmaması, gelen bilançolarda reel anlamda büyümelerin zorlanıyor olması, bilançoların beklenti altında kalıyor olması genel anlamda borsa endeksini destekler nitelikte değil. Yani bilanço desteği ve kap haberi desteğiyle tutup da Borsa İstanbul'un yeni rekor seviyesi test etmesini beklemeyiz. O nedenle bu aşamada bir miktar eğer satışların destek bölgelerinden yukarı yönde tepkiyle karşılanabileceği bir ortam olursa güçlü yapı sürebilir. Ama eğer desteklerin altında kapanışlar oluşuyorsa düzeltme boyunu biraz daha hızlanabileceğini söylemek mümkün. Bizim olumlu bakışımızda herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla şu anda halen daha endeks için geri çekilmelerin yukarı yönde tepkiyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Küresel anlamda bugün haber akışı biraz yoğun. Biliyorsun ki ABD'den büyüme rakamları var. Bu birinci çeyrek büyüme rakamının ikinci okuması. İlk okuma %1.6 gelmişti. Bunda da %1.3 gelmesi bekleniyor. Yani ABD ekonomisine karşı bir soğuma beklentisi devam ediyor. Genel itibariyle 2023 yılı son çeyrekte de 3.1 önceki çeyrekte %3.4 açıklanmıştı büyüme verisi.
büyümenin kademeli olarak nihai veride de bir soğumaya işaret etmesi Fed'e yönelik algılamalar açısından önemli olacaktır. Bu da küresel risk alma iştahında hareketlilik yaratacağı gibi o tarafta bir miktar Fed'in işte üçüncü çeyrekte ya da son çeyrekte faiz indirimlerini daha kuvvetli bir şekilde yapabileceğine yönelik algı yaratacaktır. Dolayısıyla bugün kişisel tüketim verisi ABD'den gelecek olan ve büyüme verisi oldukça önemli olacak. Yarın da kişisel gelir ve harcamaları takip etmeye devam edeceğiz. Seda, çok teşekkür ediyorum bu toparlama için. Sana da güzel bir gün diliyorum. Evet, kısa bir araya gideceğiz. Aradan dönüşte bugün Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş bizimle birlikte olacak efendim. Daha sonra da küresel piyasalarda özellikle gelişmeleri değerlendirmek üzere Yusuf Doğan'la sohbet edeceğiz. Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü. Kısa bir aradan sonra buradayız tekrar. Evet, piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Tarık Akbaş bizimle. Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı stüdyoda konuğumuz. Tarık Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi 2023 yılı finansallarından başlamak istiyorum. Dördüncü çeyrek bilançosunu da açıklamışsınız. Şirket genel itibariyle, dördüncü çeyrek sonu itibariyle halka arz edilirken bu çerçevesi çizilen bu projeksiyona göre esas faaliyet karı paralel performans gösterirken net satışlar ve FABÖK beklentinin üzerinde performans gösterir ki enflasyon muhasebesi dahil edilmiş rakamlara göre güçlü finansalları olduğunu gördük. Şimdi 2024 bilanço beklentilerinde bu 2023'ten hareketli ilk çeyrekte hazır kapanmışken ve siz tabii siparişlerle iş yapan da bir firmasınız. 2024 ilk çeyrek nasıl geçti ve yılın kalanına dair böyle nasıl izlenimler edindiniz bu yıl için onu sorarak başlamak istiyorum. Tabii 2023 aslında güzel, iyi bir sene oldu bizim için. Hani genel olarak 1.2 milyar TL bir hasılat elde ettik. Yüzde fabrik marjımız yaklaşık %23'lerdeydi. Yani dolar bazında 2022 yılına göre aslında yaklaşık %30 büyürken FOVÖK marjımız da benzer seviyelerde kaldı. Yani bir stabillik arz etti. Bu bizim için olumlu bir gelişme oldu. Planladığımızın da üzerinde aslında bir hasılat elde etmiş olduk. Yani 2023 senesinde Portekiz'deki tesisimizi aslında devreye aldık. Orada belli bir gelir elde ettik. 2024 yılında bunun devam etmesini aslında öngörüyoruz. Ekos Mobility isminde bir şirketimiz var. Şarj istasyonları ağı kuruyoruz. Oradaki yatırımlarımızı 2023 yılında hani başladık ama 2024 yılında buradaki yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde ilerletip buradan bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Tabii ki bu kısa vadede değil, biraz orta uzun vadede gelecek gördüğümüz bir alan. Onun haricinde tabii biliyorsunuz halka arz olduk Kasım ayında. Bu tabii ki 2023 yılındaki bu gelişmeler bize 2024 yılı için, daha sonrası için de motive etti, bir kaynak da sağladı ve buradaki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Yani 2024 yılını aslında ikiye ayırarak söyleyebiliriz. Tabii 2024 yılının ilk çeyreğinin daha henüz finansallarını resmi olarak açıklamadık. Hani ama hani nasıl geçti derseniz iyi geçti. Ya bizim genelde sektörün ve hani dolayısıyla bizim hani doğası gereği ilk çeyrekler biraz daha yatırımların planlandığı, iadelerin yapıldığı bir dönem olur. Hani buradaki aldığınız işler, başladığınız projeler ikinci, üçüncü, özellikle dördüncü çeyrekte hani finansallarınıza yansır. Hani biz de bu bağlamda gayet iyi bir çeyrek geçirdik diyebiliriz. Aldığımız işleri zaten kapta duyuruyoruz. Hani bunların bir tanesi mesela TYAŞ'tan aldığımız mobil trafo merkezi işi. Biz Ekos olarak bu mobil trafo merkezini hani yerli olarak TYAŞ'a yapan ilk firmayız diyebiliriz. Bu bağlamda daha önceden verdiğimiz bu mobil trafo merkezlerinden 4 set bir sipariş aldık. Bunu da 2024 yılının sonunda 2025'in başına doğru peyderpey teslim ediyor olacağız. Bu mobil trafo merkezleri çok önemli aslında. Yani bu hem Türkiye'nin enerji arzındaki önemli bir yeri alıyor. Geçen sene bu depremde mesela deprem bölgesindeki trafo merkezleri hasar gören yerlere bizim daha önceden teslim ettiğimiz mobil trafo merkezlerine
hızlı bir şekilde göndermişlerdi. Bu bağlamda TYŞ'in elinde olması önemli olacak bu merkezlerin. Mesela Hitachi de bir... Evet, sorunlarımdan bir tanesi oydu. Yeni bir işbirliği yaptınız. Bu Hitachi özelinde değil de, tabii Hitachi çok güçlü bir oyuncu sektörde. Aslında merak edilen, oradan başka bağlantılar size sağlar mı? Ya da bu işin devamı gelir mi? Daha iş bağlantıları alır mısınız tabii? Bu anlamda tabii finansallarına olan etkisinde de beraber tabii ki. Şöyle söyleyeyim, bu Hitachi ile yaptığımız sözleşme bizim için önemli bir adım. Çünkü bu sözleşmenin içeriği bizim ürettiğimiz anahtarlama ekipmanlarının daha yüksek, gaz izoleli anahtarlama ekipmanlarının çok daha yüksek kesme takatı olan bir teknolojik bir ürün aslında. Bu bağlamda hani bu Hitachi'den aldığımız, daha doğrusu Hitachi ile yaptığımız bu sözleşme de bizim için çok güzel bir referans olacak. Bu bizim de önümüze açacağını öngörüyoruz aslında. Şimdi Tarık Bey, halka arz gelirleriyle Balıkesir'de mevcut fabrikalarınızın yanında 25 milyon dolarlık trafo fabrikası yatırımına da başlanmıştı. Bu yıl devreye girer mi ve yine tabii önümüzdeki çeyreklere olan yine finansallarına etkisini bu yıl görür müyüz? Hı-hı. Bir de tabii şunu da aslında bu soruyla birlikte sorayım. Siz tabii az önce Portekiz'den bahsetmiştiniz ve diğer ülkelerde Senegal, Hollanda gibi, Bangladeş gibi aslında farklı kıtalarda, farklı ülkelerde de hizmet veriyorsunuz. Bu yıl böyle başka bir ülkede de bir ofisinizin açıldığını veya işbirliğinde olduğunuzu görür müyüz? Çünkü bunu şu anlamda soruyorum. Yaptığınız iş aslında çok niş de bir alan ve çok büyümeye de açık bir alan. Özellikle transformatör konusunda dünyada bir açık olduğundan da bahsediliyor. Dolayısıyla bu anlamda farklı işbirliklerini de ve farklı ülkelerdeki ihracat planlarınızı da sormak istiyorum. Evet, tabii. Transformatör fabrikamız şu an bitmek üzere diyeyim. Şu anda deneme üretimleri yapıyoruz. Sertifikalandırma süreçleri devam ediyor. Tabii yaptığımız, yani bizim bütün ürünler bir sertifikalandırma sürecine tabi oluyor. Yani bu yaptığımız ürünü hani evet çıktı ama bunları gidip laboratuvarlarda test ediyorsunuz. Belli sertifikalar almak zorundasınız. Onları şu anda tamamlıyoruz ve bizim hedefimiz hani 2000... O zaman ne aşamada diye hemen araya gireyim. Üçüncü, dördüncü çeyrekte artık bilançomuza yansıyor olacak transformatör üretimlerimiz. Bunun yanında aynı şekilde alçak gerilim güç panolarının da üretimine şu anda başladık. Bunun sertifikalandırması tamamlandı, bitti. Ve bu da bizim için aslında üretimimizin bir tamamlayıcı unsuru diyebilirim. Bunu da aynı şekilde yine 3. 4. çeyreklerde bilançomuza yansıyor olacak. Bir yandan da yine aynı şekilde Balıkesir'deki tesisimizin hemen yan parselinde diyeyim, bir 45 bin metrekare bir arazimiz var. Burada da hafriyat işleri devam ediyor. Buradaki yatırımımıza da şu anda başladık diyebilirim. Buradaki şu an tasarım, dizayn süreçlerini devam ettiriyoruz. Buradaki üretim hatlarımızı ortaya koyuyoruz. Bir yandan da şu anda biz yine aynı şekilde izahnamemize de yazmıştık. Enerji depolama konusunda belli girişimlerimiz, yatırımlarımız var. Burada hem bu yapacağımız, daha doğrusu bu az önce bahsettiğim 40 bin metrekarelik alanda aynı şekilde enerji depolama ve lityum pil fabrikamızı da hayata geçiriyor olacağız. Bu bağlamda yine uluslararası belli oyuncularla görüşme halindeyiz. Bunlarla da belli bir aşamaya gelince gerekli açıklamalar yapacağız. Peki, şimdi bu transformatör işine biraz daha girmek istiyorum. Amerika'da özellikle bu data center'ların çok enerji harcadı ve 2030 yılına kadar 4-10 katı kadar işte elektrik gücüne ihtiyaç olacağı ve hatta bu Asya pazarında da, Çin'de de, Avrupa'da da bir açık olduğu söyleniyor ve hatta yanılmıyorsam beni düzeltin, %16'lık gibi bir birleşik büyüme oranıyla büyümesi hedefleniyor. Şimdi bu anlamda siz tabii hem bu alanda hem elektrikli şarj istasyonu hem yeni yatırımlar ve üretim tesisleriniz de var, bir taraftan gerçekten büyümeye de çalışıyorsunuz. Bu anlamda sektöre dair gerçekten böyle bir büyüme bekler misiniz? Ve büyüyecekse ve bu yatırımlarla desteklenecekse bu yıl ülkenin içinde bulunduğu
ortam itibariyle yeni yatırımları finansman etme konusunda finansman koşulları ile ilgili bir zorluk görür müsünüz? Çünkü geçtiğimiz yayında yanılmıyorsam biraz ortamda zor, hani yeni yatırımlar yapma konusunda biraz sıkılaşma yılındayız malum. Zorluklar yaşar mısınız bu anlamda? Her ikisini birlikte değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü çok fazla yatırımlardan konuşuyoruz. Tabii yatırım da finansman gerektiriyor. Tabii. Sektör tabii dediğiniz gibi çok da güzel ifade ettiniz. Önü açık. Şu anda biz hep şöyle söylüyoruz. Enerjinin omurgası elektriğe dönüşüyor diye. İşte az önce de bahsettiniz. Elektrikli araçların hayatımıza girmesi, işte şehirlerin büyümesi, her yerde bir enerji ihtiyacı. Bu bağlamda transformatör de, transformatör merkezleri de, anahtarlama ekipmanları da bunlar bu işin kalbini oluşturuyor. Bu bağlamda elektromekanik sanayi de aslında Türkiye'de çok da önemli de bir yer elde etti. Tabii ki finansal koşullar, işte faizlerin hani yüksek olması, bunların hepsi bir etken, ama yani biz hani en azından kendimiz olarak söyleyeyim, Ekos olarak biz hani sonuçta bu işteki hani gelecek görüyoruz. Yani şöyle de bakıyoruz biraz, bazen yatırım yaparsın doğru zamana denk gelirsin, bazen yaparsın hani tam doğru olmaz, ama günün sonunda biz hani büyüme... Trend sizin lehinize. Tabii ki öyle. O anlamda bizim hani yatırım yapmak için doğru bir zaman bizim için. Tabii ki finansal şeyleri hani bir kenara koyuyorum. Bu bağlamda hani biz de şu anda yaptığımız yatırımları, hani biz de kısa bir zamanda işte bu yatırımları tamamlayınca hem kapasitemizi iki katına çıkartmış olacağız, hem de ürün gamımızı uçtan uca bir hale getirip uzun vadede kazanacağımızı düşünüyoruz. Peki. Şimdi tabii çok son bir dakikam da kaldı. Bu anlamda da biraz daha sürede kısaldı, ama özellikle bu ülkeler anlamında biraz daha hani farklı lokasyonlarda da olabilir mi? Bir onu sormak istiyorum. Bir de bu elektrikli şarj istasyonları yatırımımıza biraz daha artırmayı hedeflediğinizi söylüyorsunuz. Bu anlamdaki çalışmalarınızı merak ediyorum. Elektrikli araçlarda şu sondan başlayayım. Yani güçlü bir ağ kuruyoruz şu anda. Yaklaşık ilk aşamada 150 istasyona ulaşacağız. Hani hem bizim fabrikamızın olduğu Balıkesir'de ve çevre bölgelerinde. Yurt dışında hani hangi ülkelerdesiniz derseniz, Portekiz bizim için önemli bir açılım. Yani Avrupa açılımımız için çok kritik noktada. Afrika'daki yatırımlar son 5 senedir biraz azalmıştı, ancak şu anda çok güçlü bir taleple oradan karşılaşıyoruz. Biz mesela Cezayir'de çok yoğun çalışıyoruz. Orada pazarda da önemli bir konumdayız. Oradaki hani yatırımların önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyoruz. Şöyle bir şey söylemek isterim. Bizim hani sektör olarak ihracatın artması için, yani şu anda bir 8 milyar dolar elektromekanik sanayinin ihracatı var ve toplam Türkiye ihracatının %3'üne tekabül ediyor ve her sene büyüyen bir oranda. Bu bizim için önemli ve katma değerli bir noktadayız. Yani Türkiye ortalaması 1,5 dolarken kilogramı ihracatı, bizim sektörün ihracatı 9,73 dolarda. Ya bu bağlamda tabii ihracatımız büyüyor rakamsal olarak, ama miktarsal olarak aslında istediğimiz büyümeyi yapmıyoruz. Burada mevzuatsal olarak bazı belki Türkiye'deki değişikliklerin hızlanması önem arz ediyor ki hem Türkiye'deki bu elektromekanik sanayi açısından yeni enerji dediğimiz, işte hem yenilenebilir enerjiye tamamlayıcı ürünlerinde olan ürünlerin üretilmesi için ve çeşitliliğinin artması için bu mevzuatlar da değişirse, hem sektörümüzün ve ülkemizdeki elektromekanik sanayi sektöründe çok daha ileriye gideceğini düşünüyoruz. Yarın da büyüme rakamlarını da alacağız bu anlamda. Sayın Bakan Şimşek de bu anlamda katma değerli ihracata yönelik açıklamalarda bulmuş. Dileriz bu düzenlemeler de bir an önce gelir diyeyim ve size de teşekkür edeyim yayınımıza katıldığınız için Tarık Bey. Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş bizimle birlikteydi efendim. Şimdi buradan gidiyoruz. İnfo Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan bizi bekliyor. Yusuf merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Yusuf, şimdi hafta biterken küresel tarafta pazartesi günü başlayan iştah yerini böyle daha karamsar bir görüntüye bıraktı. Ama aslında biraz da haklılar, çünkü sadece Nvidia öncülüğünde aslında bu yükseliş sürüyordu. Biraz tahvil faizleri kendini yukarı atınca böyle bir tedirginlik başladı piyasada. Birincisi oradan başlamak istiyorum. Bu sence kalıcı bir hale gelecek mi, yoksa sadece tahvil faizleri de böyle bir işte ihale sonrası mı bu hareketi yaptı, yoksa gerçekten ortada bir sorun var, Nvidia ile bu iş yürümez mi? Aslında ben ortada bir sorun var, Nvidia ile bu iş yürümez kanadındayım. Çünkü özellikle son 3 aydır özellikle ben federal bütçedeki gelir gider dengesizliğinden çok suretle bahsettim birçok yayında. Dolayısıyla tahvil ihalesine katılanın az olmasının nedeni de artık ihaleye katılanların daha fazla faiz istemesiyle alakalı. Bunun da işte ana nedeni federal bütçe üzerindeki sıkıntılar. Çünkü raporlara ve forecastlere baktığımızda özellikle 2025'e şu anki seviyede makroekonomik değişkenlerde girdiğinde bunun sürdürülemez olduğu ve 2030 yılından sonra federal gelir ve gider arasındaki spread'in de muazzam seviyede açılacağı yönünde raporlar var. Elbette ki bunu piyasa katılımcıları da takip ettiklerinden dolayı bu bağlamda tahvil tarafında ihalelere katılım az oldu. Hatta çarşamba günü ABD hazinesi tahvil geri alım programı açıkladı. Özellikle vadesine yakın süre kalmış tahvillerin hazine tarafından alındığını gözlemledik. Bu aslında o taraftaki tahvil piyasasında da bir miktar federal hükümetin müdahalesi olarak stabiliteyi koruma bağlamında bir müdahale, politika yapıcı müdahalesi diyebiliriz. Ancak buna rağmen ihaleye beklenen bir desteğin, ilginin olmaması tahvil tarafında piyasa katılımcılarının daha fazla faiz beklentisi içinde olduğunu bizlere çok net bir şekilde gösterdi. Bunun üzerine de zaten yayından önce kontrol ettiğimde 2 yıllıktan 30 yıllığa kadar bütün getirilerin bir miktar bugün yükseldiğini gözlemledik. Bu da elbette ki hisse senedi piyasaları üstünde şu an vadeli tarafta bir baskıya neden oluyor. Çünkü bu tarafta özellikle Mayıs ayından önce Nisan'ın sonunda ortalarından Mayıs ayının başına kadar tahvillerde bir geri çekilme gözlemlemiş getirilerde. Ancak Mayıs ayından itibaren sert bir şekilde yukarı yönlü bir hareket gördük. O tarafta özellikle o ABD 10 yıllıklar 15 Mayıs'tan bu yana 4.34 seviyesinden 4.59 seviyesine kadar yükseldi. Bu da elbette ki endeksler tarafında, hisse senedi piyasaları tarafında bir miktar volatiliteye ve fiyatlama dinamik ve mekaniklerinin değişmesine neden oldu. Ancak bu tarafta özellikle Nvidia'nın bilançosu ve sonrasında da yaptığı açıklamalar ve endeksteki ağırlığın yüksek olması ve bununla birlikte yine bu taraftaki benzer şirketlerin de o tarafta bir piyasa sentimentinde pozitif bir diye neden olması neticesinde bir miktar destekledi. Ancak bunun orta uzun vadede kalıcı bir pozitif sentimente dönüşmesi şu anki makroekonomik değişkenler bağlamında bir miktar zorlaştı diyebilirim. Evet, Nvidia güzel bir hikaye yazıyor. İnanılmaz fiyatlamalara geldi. Herkes işte 1000 doları geçer mi? 1000 dolardan satıp yer mi derken şu anda artık 1500 dolarlara gelir mi şeklinde bas senaryo konuşulmaya başladı. Değerlemeler o seviyede. Opsiyon piyasası tarafına baktığımızda strike'ları da görebiliyoruz 1500'lerde artık. Ancak bu tek başına bir Nvidia'nın öncülüğünde hisse senedi piyasalarını dengeye getirebilecek bir makroekonomik ortamın olmadığını söyleyebilirim. Zaten önemli datalar da var bu hafta. Özellikle o dataları da odaklanarak bir patika ortaya çıkacak mı? Bunu çok daha net söylemek mümkün diyebilirim. Yusuf, peki şimdi buradan faiz indirimlerine de gitmek istiyorum. Bir taraftan aslında şunu hatırlayalım başta. FED yetkililerinden hala böyle faiz artışı da masadan kalkmadığı ihtimali var gibi açıklamalar da geliyor ama biliyoruz ki bu çok düşük ihtimal. O zaman bu bizi nereye getiriyor? İkinci kısma, faiz indirimi mi olmaz acaba bu sene diye. Orada bas senaryon ne senin? Yani iki faiz indirimi mi, bir faiz indirimi mi, yoksa artık bu yıl faiz indirimi de olmayabilir mi noktasına yaklaşıyor musun? Bu konudaki görüşün ne, merak ediyorum. Bir de tabii araya ECB'yi de sormuş olayım. Haziran ayında o taraftan bir faiz indirimi bekler misin? Şimdi zımni 30 günlük FED fonları vadeli işlem fiyatlandırma verilerine baktım yayından önce. O tarafta daha önce hiçbir surette faiz artırım tarafında bir olasılık görmezken bugün faiz artırımında %1.09'luk bir olasılık var. Bu elbette ki çok düşük bir olasılık. Faiz indirimleri tarafına baktığımızda da
%90'ın üstünde hiçbir vade yok. Hatta 2025'in ilk çeyreğine kadar. Şimdi burada bir de rate efektif farkına da bakmak lazım. Çünkü geçmiş data analizlerine baktığımızda ABD ve Avrupa Birliği'nde faiz indirimlerinin olduğu dönemlerde rate efektif farkının her zaman pozitif olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda ABD rate efektif farkı -5.5 bas puan, Avrupa Birliği rate efektif ise -9.1 bas puan. Hatta şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği'ndeki rate efektif 8.9'dan 9.1'e yükseldi. O tarafta 8'in altına bir türlü indiremediler. Amerika'da da en düşük 4.5 bas puanı gördük. Sonrasında 6.5'a çıkalanmıştı. Şu anda -5.5 bas puan civarında. Ancak burada yine zımni tarafa da bakmak lazım. İki bölgede de rate efektif farkının zımni politika tarafında Eylül ayında pozitife geçtiğini gözlemliyoruz. Bu da bize özellikle Amerika için bir faiz indirimi olacaksa 2024'ün son çeyreğini işaret ediyor. Yine Avrupa Birliği guvernörlerinden da şöyle haberler geldi. Özellikle 6. aya dair faiz indirim konusunda referans verdiler. Ancak bugün İspanya'da enflasyonun arttığını gözlemledik. Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan datalar geldi. Enflasyonun arttığını gözlemledik. Bir de üstüne rate efektif farkının bu şekilde sıfırdan uzak olması bize şu soruyu akıllara getiriyor. Eğer Avrupa Birliği ya da Amerika bu rate efektif, negatif rate efektif farkıyla faiz indirirse faiz indirimlerinden beklediği verimi alabilir mi? Bu bence asıl şu anda sorulması gereken soru. Çünkü evet faiz indirebilirsiniz ancak ekonomiye bu faiz indiriminin etkisi nedenle olacak. Bir de elbette ki konuşmanın başında bahsettiğim federal bütçedeki sıkıntılar var. Bir de şunu da eklemek lazım. Geçtiğimiz günlerde New York Fed ve bir üniversitenin yaptığı enflasyon memnuniyet anketi vardı. Çok geniş kapsamlı. Bu ankete göre ABD ana halkına sordular. Yüzde kaç enflasyonla mutlu olursunuz diye. ABD ana halkının verdiği cevap oldukça ilginçti. Çünkü %2,5-3 arasında bir enflasyonla ile mutlu olabileceklerini söylediler. Yani bu bize şunu gösteriyor. ABD ana halkı uzun bir süredir yüksek enflasyon ortamında yaşadığı için aslında o taraftaki tüketim motiflerini de değiştirip beklentilerini de yukarı yönde revize ettiklerini bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında değerlendirirsek özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sermayenin marjinal etkinin negatif etkilenmesi ve federal bütçedeki faiz yükünün oldukça artması gibi donelerle belki 2024'ün son çeyreğinde bir faiz indirimi yapılabilir. Çünkü özellikle o tarafta üretim yapan şirketlerin finansman konusundaki sıkıntılarında sıklıkla lobi faaliyetlerinde dile getirdiklerini söylüyoruz. Avrupa Birliği tarafında sinyaller bence bir miktar daha karışık. Çünkü ben özellikle 2023'ün son çeyreğinden itibaren Avrupa'nın yumuşak karnının İtalya, İspanya ve Hollanda olacağını söylemiştim. İtalya ve İspanya'da istihdam piyasalarında negatif sinyaller okumaya devam ediyoruz. İspanya'da enflasyon yükseldi, ABD'de, Almanya'da büyüme endişeleri, tüm bu metrikleri de değerlendirdiğimizde ve yine rate eksi. Dolayısıyla 6. ayda bir faiz indirimi beklendiği kadar verimli olmayabilir görüşümdeyim. Yusuf çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldın, sorularımızı yanıtladın. Ders niteliğinde oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Doğan bizimle birlikteydi efendim. Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü. Piyasa Hattı'nın bugünlük sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.